Mesut Başkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz, iyi, sağlığımız yerinde. Tabii hep üst taraf konuşuluyor. Az önce ona da değindik Sayın Başkan. Hani ne olacak? Başakşehir, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray falan derken bir alt lig konuşulmuyor. Sizdeki Evet, ben... senaryolar, yani Bursaspor'un işte hedefleri olan Adana Demirspor, Bursaspor, Ümraniyespor, her takımın hedefi var alt tarafta. Ve orada da ciddi bir çekişme vardı. Hatayspor'un liderliği söz konusuydu. Sizdeki senaryolar, olası senaryolar ne? Talepleriniz ne? Ekonomik olarak kulübünüz ne durumda? Bu süreç size nasıl zarar verdi? Biraz Bursaspor olarak ne durumdasınız? Sizden bilgi alalım. Öncelikle tabii ki bu sene biz biliyorsunuz bu uzun yıllardır Süper Lig'de oynuyoruz. Şampiyon olmuş 5 şampiyon kulüpten birisiyiz. Tabii ki maalesef birincilik Süper Lig kadar çok revaçta olmuyor. Biraz gözden uzak oluyorsunuz. Ama tabii ki biz de spor.com'u, Dünya ve Türkiye spor.com'u biz de takip ediyoruz. Süper Lig'de olan sıkıntıların tümü bizde de var. Bizde de üstün ve altın puanları çok birbirine yakın. Az önce tabii ki Fransa Ligi tescil etti. Biz oynayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz korona salgını bayağı önüne geçtik gibi, kontrol altına alınmış gibi görünse de ikili temaslardan sürekli hep birlikte kaçınıyoruz tabii ki. Bu süreçte bilim kurulun, bilim sağlık kurulunun alacağı karar, spor bakanımızın alacağı karar, kulüpler birliğinin, federasyonumuzun alacağı kararları bekliyoruz. Biz oynayacakmış gibi hazırlık yapıyoruz ama az önce sizin de bahsettiğiniz gibi ikili temasın çok kaçınıldığı bir durumda da sanki biraz sıkıntılar olacak gibi görünüyor. Peki oyuncular şu anda tesislere gidiyorlar mı, çalışıyorlar mı? Oyuncular şu an hepsi evlerinde. Yerli ve yabancı oyuncularımız evlerinde. Tesislerde bizim çalışma yok. Ayın 18'inden beri şu an tesislerimiz kapalı. Ekonomik olarak sorun yaşıyor musunuz bu süreçte? Şunu çok net söyleyeyim. Biz zaten Süper Lig kulübü olduğumuz için biz bu birinci lige düştüğümüzden beri ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Dev bütçelerden küçük bütçeye düşmeden dolayı bir de bazı oyuncuların Süper Lig kontratları devam etti buralarda. Bir de yaklaşık Süper Lig'in gelirleri 150-200 milyon lira civarında 15-20 milyon liraya düştü. Bursaspor'u da biliyorsunuz dev bütçesi olan bir kulüp. Futbolda da hem Türk futboluna değerli oyuncular kazandıran hem de Türk futbolunun bel kemiği olan bir kulüp. Tabii ki maddi konuda ciddi sıkıntılarımız var. Koronavirüs, bir de üzerine de koronavirüs geldi tabii ki beklenmedik bir şekilde. İnşallah el birliğiyle Türkiye olarak bu süreçten de az bir zararla kurtuluruz gibi görünüyor şu an. Peki bu süreç içerisinde sizden görüş alındı mı? Federasyondan veya işte diğer kulüp başkanlarından herhangi bir talep, teklif geldi mi? Yani çünkü Süper Lig Kulüpler Birliği sürekli toplanıyor, federasyonla istişare halindeler. Sizde durum nedir? Yani sizi arayan, soran oldu mu? Görüş alan, fikir veren? Bizden bugüne kadar görüş alan olmadı ama şu an diyalog halindeyiz. Yakın süreçte de telekonferansla görüşme yapacağız Spor Bakanımızla. Bu saatten sonra da sanırım bizimle birlikte de tekrar bizim de görüşlerimiz alınacak diye düşünüyorum. Peki bu vesileyle şu anda buraya bağlanmışken beIN Sports'a vurgulamak istediğiniz, söylemek istediğiniz, sesinizi duyurmak istediğiniz bir konu var mı? Şöyle Birinci lig söyleyeyim, kulüpleri olarak tabii veya ki Bursaspor olarak. birinci kulüple bizim Bursaspor olarak tabii söyleyecek çok söz var ama malum zor günlerden geçiyoruz. Ülke olarak, futbol olarak zor günlerden geçiyoruz. Çok ortamı gelmemek adına bu ligi de birinci ligi de birinci lige de dikkat etmeleri ve birinci ligde de takımların olduğunu ve onların da Türk futboluna katkı sağladıklarını görmelerini rica ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mesut Başkan. Sağlıklar diliyoruz bağlandığınız için, katıldığınız için. Ben de Teşekkürler. size çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.